İkinci el otomobil piyasasında akıl almaz bir hareketlilik yaşanıyor ama bu hareketlilik satışlarda değil fiyatlarda. Geçtiğimiz yıl ikinci el araçlar sıfır arabalarla yarışır hale gelmişti. Zamanla piyasa biraz duruldu ama yaz aylarıyla birlikte fiyatlar yine uçuşa geçti. Peki artışın sebebi ne? Yanıtı geliyor ekranlarınıza. Çok kötü abi. Bayağı kötü bir artış var. Yani 2 ay önce 200 bin olan araba şu an 280 bin 300 bin bandında dolaşıyor. İkinci elde fiyat artışı durdurak bilmiyor. Eski araçlar bile 30 bin liradan başlıyor. Yani motorsuz arabaları bile en son 30-40 bin liradan falan satıyorlardı hurda diye. Alan var mı bilmiyorum ama. Pandeminin ilk zamanlarında artışa geçen ikinci el otomobil fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Bir nebze geriledi ama şimdi tekrardan fiyatlar yükselmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde artan ikinci el otomobil fiyatları hız kesmeden yükselişe devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte alım satım piyasası da birazcık hızlandı ama o hızlanma henüz artan fiyatların önüne geçemedi. Aslında havalar ısındı ama o aslında daha bizde fiyatlara yansımadı. Biz bunun yansımasını tez vakitte inşallah ümit ediyoruz. Modeli düşük otomobiller bile 20 bin liradan başlıyor. Önceden eski bir arabayı 2000-3 bin liraya alıyorduk. Şu an 20 bin, 30 bin. Gerçekten çok yüksek. 2002 model arabalar, 2003, 2004, 2005 model arabaları 3-4 sene önce 15-20 bine alabilirken şimdi 60 bin, 70 binden başlıyor yani. Artışın en önemli sebebi sıfır araç üretiminin azalması. Çünkü üretim olmuyor. Bayideki sıfır araçlar yükselince ikinci elde otomatikman yükseliyor. Uzmanlara göre o artışın bir diğer sebebi internete satılık ilanı veren vatandaşlar. Öyle ki satılık ilanı veren vatandaşlar aracın piyasa değerini araştırıyor ve o piyasa değerinin 5 ila 10 bin lira üzerinde bir fiyat belirliyor. Bizim Türk milleti açgözlü, yükseltiyordur illaki. İnternete bakarak fiyat belirliyor herkes malını. Şimdi bakıyor adam diyor ki benim arabam şu özelliklerde, adam yazmış örnek veriyorum bir araca 200 lira. O kadar makas geniş ki bir tanesi de aynı arabaya 300 yazmış. Diyor ki benim arabalarımı bakıyorum şimdi aynı özelliklerde ne yazmam gerekiyor? 270. Kendi kendine yükseltiyor. Uzmanlar araç satan kişilerin kurumsal firmalarla çalışmasını istiyor. İnternet üzerinden araç alış ve satışlarında aslında bir kısıtlama noktasında talebimiz var. Ve bu talebi de biz aslında esnafımız adına yapıyoruz.